Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Türkçenin müdafasının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü münevverimiz Vecdi Bürün. Zaman kaybetmeden yine tekrar başlayalım. Vecdi Bürün 1918-1997 Büyük babası İstanbul muhafızlarından Hacı Emin Paşa'nın Beşiktaş Yıldız'da bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa'dan kalma konağında 3.9.1918 tarihinde dünyaya geldi. Babası Hayrettin Bey, annesi Meliha Hanım'dır. 2 yaşında iken babasını kaybetti ve annesiyle birlikte dedesi Müderris Mustafa Meyli Efendi'nin yanına gitti. Büyük babasının öğretimiyle 5 yaşındayken Osmanlıca yazma ve okumayı öğrendi. İlk mektebi bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi'nin orta bölümüne geçti. Son sınıfta iken Paris Sefaretinde görevli amcası onu yanına aldırdı ve Kordorket Lisesi'ne imtihanla girdi. O sırada amca Osman Bey vefat ettiğinden Vecdi Bürün Paris'te yalnız kalmayı mahzurlu görerek İstanbul'a döndü ve Galatasaray Lisesi'nde denklik imtihanlarını verdikten sonra felsefe okumak Cahit Sıtkı Tarancı ile tekrar Fransa'ya gitti. Fakat ufukta 2. Dünya Savaşı belirdiğinden ailesinin ısrarı üzerine İstanbul'a döndü ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Şubesi'nde Profesör Bak'ın Fransızca verdiği lojistik derslerinde mütercim olarak çalıştı ve bir yandan da amcasının mesleği olan gemi işletmeciliğini yani armatörlüğü sürdürüyordu. Yazıhanesine zaman zaman uğrayan Peyami Safa ve baba dostu Memduh Şevket Esendal onun gemiciler çevresinde kalmasını istemediklerinden yerinin baba Ali olduğunu söylüyorlardı. Bir vergi meselesinden dolayı gemiciliği bıraktı. Vecdi Bürün Burada Andre Suarez'in Dostoyevski adlı eserini dilimize çevirdi. Bu arada Peyami Safa'nın teşvikiyle yazdığı tiyatro ve kitap tenkitleri tasviri efkarda yayınlanıyordu. Artık basına iyice ısınmış olan bürün felsefe bölümünü bitirince Profesör Hilmi Ziya Ülke'nin ısrarına rağmen üniversitede kalmak istemedi. 1970'li yılların sonlarında iki öğretim yılı dönemi Heybeliada Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yaptı. Nasıl Öldüler adlı Osmanlı padişahları üzerine yazdığı deneme ile Eyüp adlı romanı bu yıllarda yayınlandı. Yeni Sabah, Son Saat ve Yeni İstanbul gazetelerinde baş makale ve fıkra yazdı. Bu arada Hammer'in 18 ciltlik Osmanlı tarihini Nurullah Ataç'ın babası Atabey'in bıraktığı ikinci cildinden başlayarak tamamladı. Swartchildin son derece tarafsız bir görüşme yazdığı Karl Marx adlı eserini bu düşünürün propagandadan uzak yönünü tanıtmak maksadıyla dilimize çevirdi. Bunu Taht Üzerindeki İnkılapcılar adlı telif eseri ve diğer eserleri gibi Ötüken Yayın Evi tarafından yayınlanan Avrupa'da Osmanlı Tesiri adlı çevresi takip etti. Eserlerinden bir kısmı Sebil Yayın Evi tarafından basılmış olan Vecdi Bürün 1997 senesinde vefat etti. Ve şimdi de onun yazmış olduğu Büyük Diller Küçük Dilleri Yutacaklar adlı yazısına. Bu makale ilk defa bu eserde yayımlanmıştır. Büyük diller küçük dilleri yutacaklar. Yazısının başlığına aldığımız söz tarihsel dil bilim ve genel Dilbilim 1921-1936 iki cilt. Birinci cildi 1921'de yayınlanan Dünya Dilleri adlı büyük eserin yazara Antoine Milletindir. Eserinde örnekleriyle bildirdiği gibi büyük diller sayısız denilebilecek kadar çok büyük dili yutarak bugünkü üstün durumuna gelmişlerdir. Bu gerçek ortadayken Türkiye'de büyüklükle alakası olmayan hatta sadece dil görüntüsü veren bir uydurukça Türklerin dilini Türkçeyi yutmuş fakat uydurukçalığından kurtulup kurallarıyla gelişmek imkanından da mahrum kalmıştır. Medeniyet merkezleri ve dil dünyanın bütün dilleri hemen hiçbir istisnası olmaksızın onları konuşan milletlerin tarih akışı içinde dahil oldukları medeniyet merkezlerinin tesirinde kalmaktan kurtulamamışlar. Gelişmelerini bu yolda tamamlamışlardır günümüzde bile. Bu tarihi gerçeğin değişmediğini Fransızca'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 16 bin kadar İngilizce kelimeye yer vermek zorunda kalması göstermektedir. Fransızlar şimdi bu kelimelerin uydurukça olmamasına özen gösterdikleri karşılıklarını bulmak gayreti içindeler. Bu kelimeler günlük hayata ve ayrı ayrı ilim dallarına bağlı olduklarından Fransız dil bilimcileri linguistika herhalde başarılı olacaklardır. Görülüyor ki medeniyet dairesinden ayrı olarak aynı medeniyet dairesindeki dil toplumları bile birbirleri üzerinde tesir sahibi olabilmektedirler. Batı medeniyeti, batı kültürü dediğimizde de bir medeniyet dairesini anlatıyoruz. Dil bakımından da batı ülkeleri bu medeniyet dairesinin tesirinde kalmışlar ve dilleri bu tesirle gelişmiş ve bugünkü gelişmiş şekline ulaşmıştır. Türkiye ve Türkçe Bugün Batı medeniyetinin terkibinde onu meydana getiren üç unsur görüyoruz. Yunan felsefesi, Roma hukuku, Hristiyanlık. Batı ülkelerinin dilleri bu üç unsurdan meydana gelen medeniyet dairesinin zaruret ve kurallarına uyarak gelişmelerini şüphesiz izafi bir anlayış içinde tamamlama yoluna girmişlerdir. Dil bahsinde bu medeniyet dairesi içinde Greko Latin üstünlükten yararlanmışlardır. Türkiye için de aynı vetire söz konusudur. İslam medeniyet dairesine dahil olan Türkiye aşağı yukarı aynı yolda yürümüş İslam hukuku ve Arapça ve Farsça tesirinde kalmıştır. Fikir ve edebiyat bölümünde de batıdakine benzer bir muvazilik görüyoruz. Batı'nın bütün düşünürleri milli dilin gelişmesi sırasında eserlerini Latince yazmışlardır. Bunun sebebi milli dilin henüz gelişme safhasında bulunması, kavramların bu sebeple sabitlik kazanmamasıdır. Bizde de büyük düşünür Mevlana ve diğer mütefekkirlerin eserlerini Farsça yazdıklarını görüyoruz. Dilde uyduruk değişle devrim mümkün değildir. Çünkü dil asırlar içinde gelişen ruhu ile birlikte canlı bir organizmadır. Ancak kendine özgü kanunlarla zaman içinde tabi tekamülün çizdiği yolu takip eder. Bilhassa terim uydurmak başvurulacak en kötü yoldur. Dikkat edilirse Türkçe tanzimat edebiyatıyla başlayan bir saflaşma yoluna girmiş bulunuyordu. Ömer Seyfettin, Ahmet Hikmet ve birkaç Tisnası ile Cumhuriyet döneminin başında Yakup Kadri, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi yazar ve şairlerimiz dilde milliye doğru tam bir hamle içinde bulunuyorlardı. Bu bakımdan Osmanlıca'ya karşı bir tavır almanın hiçbir makul gereği yoktur. Nitekim gereği olmadığı sun iyiliğe, uydurukçuluğa götüreceği çabucak anlaşıldığı halde devrim anlayışı, inadı İçinde hatada ısrara gidildi. Böylece günümüzdeki kargaşaya göz göre göre meydan verildi. Bilhassa ilmi mefhumlar konusunda meselenin tamamıyla cahili kaldığı görüldü. Ayrıca batı medeniyetini gaye olarak aldıklarını benimsediklerini iddia eden bu devrimciler batının tuttuğu yolun tam tersini yapmayı bir marifet bildiler. Oysa batılı ilim adamları mefhumları yaşayan dilin tekamül yoluyla değişmesini önlemek maksadıyla ölü dillerden almayı tercih etmişlerdi. Aslında bu ilim dili bir çeşit argo olduğundan herkes tarafından anlaşılmasına da gerek yoktu. Bizim de Cihan şumul olan ilim dillerinde tercih edilen yolu ve kaideleri kabul etmemiz gerekirdi. Bizde ters yolun tutulması yani uydurukçuluk tercih edildi. Böylece geçmişle edebiyat ve kültür hazinelerimizle aramızdaki köprülerin atılmasını yetmezmiş gibi ilimlerde ve düşünce bakımından insanlarımızı güçlükler içine iteledik. Böylece bugünkü düşünce bunalımı, edebi eser vermede kısırlıkla karşılanmış bulunuyorsak bunun kendimizin hazırladığı kaba tuzaklar olduklarına kabul etmeliyiz. Türkçe elbette ki sanatçıların çalışmaları eserleriyle kendi özbenliğine kavuşacaktır. Dilimizin özleşme safhasında ikili, üçlü, Farsça, Arapça tepkilerden nasıl kaçındıysak bugün de uydurup Türkçeden kaçınmalıyız. İnsan beyninin yapısının farkında olmayanlar, düşüncenin kelimeler ve mefhumlarla kabil olduğunu akledemeyenler sahte devrimcilikleriyle, Yalnız Türk diline karşı değil, Türk düşüncesine de karşı olmak bakımından çifte bir cinayet suçlusu durumundadırlar. Böylece yazımızın başında bahsettiğimiz hadise karşısında kaldık. Merhum Peyami Safa'nın devrimbaz adına taktığı bu adamların dil uydurukçuluğu nesiller arasında anlaşma uçurumları açtığı gibi Türk kültür anlayışına da kopukluklar getirdi ve dolayısıyla tarih akışında da Suni duraklamalara yol açtı. Evet arkadaşlar bugünlük Türkçe'nin müdafasından bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.